Hepinize selam dostlar. Bugün Stranded Deep oyununda rehber videosuyla karşınızdayım. Bu ilk rehber videom. Bir öncekinde biraz ilk bakış videosuydu. Gerçi onda ben biraz gene bilgim vardı. Bu sefer tamamen hani ne nasıl yapılır tarzında bir video olacak bu. Bu videoda 3 şey deneyeceğiz. Kamp ateşi, yemek ve balta. Balta yapımı. Kısa bir video olacak. Bu tarz işte 1-2 video olacak yani. Tabii ki başka şeyleri anlatacağım orada. İsterseniz hemen başlayalım. İlk önce baltayla başlayalım. O da bir çünkü hani ağaç kesmekte bize yardımcı olacak. Diğer nedeni kamp ateşi ve yemeği yapmak için bize yardımcı olacak şey balta. Bunun için bize gerekli olan bir adet stick. Bunu böyle yerden bulabiliriz. Ay pardon. Bir adet stick. Bir adet taş. Bunları yerden bulabiliyoruz. Bir tane de bize ip lazım olacak. Onu da göstereceğim hemen nereden bulabiliriz. Evet, işte bundan. Şu yukka denilen bitkiyi şöyle birazcık keserek 2 adet ip elde edebiliriz. Şimdi gelelim crafting sistemine. Şu şekilde hemen bize gerekli olan 1 adet stick, 1 adet ip ve 1 adet taş. Yan yana getirdikten sonra sol kliğimize basılı tutuyoruz. Burada açılan craft menüsünden crude axe diyerekten baltamız hazır. Sonra E ile de onu alıp kullanabiliyoruz. Şimdi balta tamam. Sırada kamp ateşine geçelim. Onun için de herhangi bir ağacı şu şekilde baltalıyoruz. Boyu uzuyor fark ettiyseniz. Çünkü aşağıdan şöyle kırılıyor. Ve bum. Bu şekilde kökünden kestiğimizden sonra, kestikten sonra kokonatları kullanabilirsiniz. Şu şekilde trunklar var ağaçta. 1, 2, 3, 4 adet. Herhangi birini şöyle en başındakinden başlayalım. Tekrar vurmaya başlıyoruz. Bu şekilde bir log elde ediyoruz. Sağ tıkla taşıyabiliriz. Bunu da kırmaya başlıyoruz. Biraz uzun sürüyor. Evet. Bunu da kırdıktan sonra 1, 2, 3, 4 adet stick veriyor bize. 5 olması lazım kamp ateşi için. Bir tanesini de sağdan soldan veya ikinci bir odun kırarak elde edebilirsiniz. 5 olduktan sonra basılı tutuyoruz ve campfire diyoruz. Bu şekilde istediğimiz bir yere yapabiliyoruz. İsterseniz bu 5 stick'i de yerden toplayaraktan yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Evet. Baltayı gösterdik. Kamp ateşi de burada. Ve sırada yemek yapma sistemi. Yani açlığımızı, susuzluğumuzu dindirme. Şöyle F'ye basılı tuttuğumuz zaman saat var gördüğünüz gibi. Bir tane de sol klik basıyorum. Burada canımız, açlığımız ve susuzluğumuz var. En soldaki açlığımız kalpten anlayacağımız üzere. Ortadaki açlık ve en sağdaki de su. Şimdi hemen onları nasıl giderebileceğimizi gösteriyorum. Yemeği en basit olarak şurada oyunun başında öldürdüğüm birkaç tane yengeç vardı. Evet burada. Ha bu ölmemiş. Neyse. Şu şekilde bir iki tane yeterli olacaktır. Hemen ateşimizin başına geçiyorum. Çakmağımızı elimize alaraktan ateşi harlıyorum. Ve yengeçleri şöyle bir kenara bırakayım. Sağ klavye basılı tutaraktan sürüklemek üzere şöyle sesi de duyuyorsunuz zaten. Pişirmeye bırakıyoruz. İsterseniz bunu böyle tam ateşin ortasına bıraktan havada tutturtabilirsiniz. İsterseniz sağ klikle üzerinde bekleyebilirsiniz. Ya bu aslında bir bug. Normalde böyle değil. Pişmesi için bekliyoruz.
duyduk zilin sesini. Çın diye bir ses geldi. Bu yemeğin bize hazır olduğunu gösteriyor. Bu şekilde zaten cooked crab yan yana koyabilirim. Farkı zaten görüyorsunuz. Biri pişmiş, kızarmış bir renkte. Diğeri ise şu şekilde yan yana koyarsam. Açık bir renk. Bunu hemen yiyorum. Elma yermiş gibi. Ve açlığım fullendi. Suyumuzu istersek envanterimizden bize ilk verilen şişeden içebiliriz. Veya düşürmüş olduğumuz kakanatları bu şekilde kıraraktan bir tane de böyle vuruyoruz ve içilebilir kokonat oluyor. Tek kullanımlık bunlar. İçiyoruz ve atıyoruz. Bu kadar. Evet, bu bölümlük rehberimizin sonuna geldik. Beğendiyseniz likeleyebilirsiniz. Bir sonraki rehberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.